Evet, merhabalar. ÖTV matrah düzenlemesi ile ilgili hemen acil bir video hazırlıyorum. Nereye gidiyorum? Kia bayine. Kia Niro ile ilgili fiyat listesi düzenlenmemiş olsa da Kia Niro %40'tan %10 ÖTV'ye indi. O araca bakan bir arkadaşım vardı. Şimdi telefonlar şubeye ulaşamamış. Benden rica etti. Ben de yakın yerdeyim. Şimdi gidip bakacağım. Ellerinde var mıdır, yok mudur? Şu an 1.7 milyon seviyesinde. %40'tan ÖTV'si %10'a inince yaklaşık ne kadar? 1.4 milyon seviyesine iner. 1.7'den 1.4'e. Aşağı yukarı 400 bin lira seviyesinde indirim olması lazım. Evet. ÖTV düzenlemesiyle beraber özellikle Avrupalı ürünler bundan pozitif etkileniyor. PSA grubu ürünler. Onların fiyatları düştü. Yükselmişti Mart ayı ile beraber %10'dan %40'a zıplamışlardı. Tekrar %10'a düşmüş oldular. Aslına bakarsanız bir önceki aya göre fiyatla yükselmiş olsa da 1.2 milyon seviyesinde olan bu araçların fiyatı bu ay başında hemen şimdi 950 bin liralara gerilemiş oldu. 900 bin liraydı aslında, fiyat zamlandı. Özetle bakacak olursak. Ne var diğer taraftan? TOG'un aslında fiyatını belirleyen bir durum bu. Çünkü TOG'la ilgili ne olacak? Nerede Kia bayi, nerede karşıda? TOG ne olacak? TOG'da %10 ÖTV limitinde olacağı söyleniyordu. Limitte ham fiyatta 1.250.000 lira açıklandığına göre üzerine 1.1'i çarpar, %10 ÖTV'yi koyar, %18 KDV eklersek 1.620.000 lira yapar. Yani TOG'un yeni fiyatı, üst limiti 1.620.000 lira. Zaten bu civarda olmasını bekliyorduk açıkçası. Şimdi bu klasmanda enteresan rakipler de var. Bulamasanız da IONIQ 5 var mesela. Artık IONIQ 5 de %40'tan %10 ÖTV'ye indi, 1.4 milyon seviyesine indi. Gerçekten sürpriz bir ürün bulabilene muhteşem bir seçenek. Evet, ben de Kia bayisine doğru ilerliyorum bir taraftan. Bakalım Niro'yu bulabilecek miyiz? Çünkü diğer ürünleri bulmak neredeyse imkansız. Ben Niro'yu yakın zamanda test etmiştim. Aslında kanalda var ama bir türlü yayınlayamadım. Onu da yayınlarım yakın zamanda. Niro ellerinde vardı. Niro ellerinde varsa şu an cazip bir seçenek haline geldi. Evet, şimdi bayiye doğru gideyim. Niro var mı yok mu? Bu bilgilendirmeyi de size daha sonra yapmış olurum. Ellerinde ne var ne yok. Evet, Kia bayimize geldik. Şimdi içeri girelim bakalım. Aradığımızı bulabilecek miyiz? Şöyle showroom'un önünde bir görelim. Kalabalık durumu nasıl? Gelen giden çok mu? Yok, daha kimse uyanmamış. Öyle gözüküyor. Bakalım. Bayiden içeri girdiğimde elektrikli Niro karşımda ve aracın stokta olduğunu öğreniyorum. Stokta bir elektrikli Niro. Evet, bayiye geldik. Şu an Kia Niro'nun İçerisindeyim. İki tane stok var ellerinde. Şu an bir arkadaşımdan bahsetmiştim. O geliyor. Onu bekliyorum. Bu arabayı alacağız. Şu an 1.7 milyondan 1 milyon 350 bin lira seviyesine inmiş durumda. ÖTV fırsatında maalesef hızlı olmak gerekiyor. Hızlı olan genelde sonuca ulaşıyor. Böylelikle de Kia Niro'yu bulmuş olduk. Alternatif ürünlere siz de bakabilirsiniz. Bu anlamda %40'tan %10 ÖTV'ye iniş oldukça ciddi bir indirim getiriyor bu tarz ürünlere. Tabii buradaki gibi bir aracı almak kolay değil. Öncelikle piyasada arada kalmış bir ürün bulmanız lazım. Elektrikli grupta da Niro arada kalan ürünlerden bir tanesi. Bu nedenle Niro'yu stoklarda bulabilirsiniz. Çünkü ne pahalı ne ucuz ortada kalan arabalar genelde pek fazla talep görmezler. Liste fiyatına baktığımızda hala güncellenmediğini görüyorum. Öğle saatlerinde çekiyorum ben bu videoyu. 3 Mart'ta 1 milyon 710 bin gözüküyor ki liste fiyatında internete baktığınızda 1 milyon 780 bin liraydı. Bu araç 1 milyon 345 bin lira seviyelerine kadar iniyor. Haliyle oldukça cazip. Daha sonra bu aracın fiyatı ile ilgili açıklama yapıldı orada. 1 milyon 399 bin liradan listeye girmiş olacak. Siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal yansımış olacaktır. Evet, durum bu. Detaylar daha sonra. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.